Bugün gizli mekanlarda konuşmaya korktuğunuz gerçekleri yarın çatılardan haykıracaksınız. Başlayın. Bekleyin. Efendim. Plutonius Sanctus. Ölmeden önce söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? Bu her suçluya tanınan son şanstır. Meryem'in oğlu şöyle buyurdu. Karanlıkta dile getirmekten çekindiğiniz hakikat bir gün aydınlıkta işitilecek ve gizli mekanlarda öğrendiğiniz bir inancı bir gün çatılardan haykıracaksınız. Ve insanlar buna inanacak. Buradan sizi yakın! Susturun yakın. Şunu! Bu bir kahin! Yakın onu! Susturun şunu! Susturun şunu! Hadi artık yakın, ne duruyorsunuz? Hazreti İsa aleyhisselam diyor ki, Bugün gizli mekanlarda konuşmaya korktuğunuz gerçekleri yarın çatılardan haykıracaksınız. O günler gelecek. Siz de bugün düğün salonlara izin verilmiyor ama yarın göreceksiniz. Televizyonlardan haykıracağız. Yarın göreceksiniz. Tevhid hakikati televizyonlarda tartışılacak. Allah'ın dediği mi olmalı, insanların dediği mi olmalı? Yarın bunu göreceksiniz. Şu ana kadar henüz daha gerçek tartışma başlamadı. Bunların bizi engellemesinin asıl sebebi Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı diyor olmamız. Asıl mesele konuşulmasın. Neden? Çünkü bizim davamız güçlüdür. Allah mı daha iyi bilir insanlar mı? Allah'ın hakkı mıdır, insanların hakkı mıdır? Kimin dediği olmalıdır? Bu akla da uygundur, vicdana da uygundur. Ben bunu sorarsam ne diyecek? Allah mı iyi bilir insanlar mı dediğim zaman ne diyebilir? Zayıf noktaları. Hani mesela boksörler maç yapar ya, eğer sağ böbreğinde bir şey varsa orayı korur. Oraya vurulmasın diye. Aynen öyle, bunların zayıf noktası burası. Bu toplum sonuçta Müslüman. Bu topluma Allah mı daha iyi bilir insanlar mı deseniz ne der? Onu biliyorlar. O konunun gündeme gelmesini istemiyorlar. Zayıf noktaları.
başka şeylerden dolayı engelliyormuş gibi yapıyorlar. Yalan söylemeyin, ondan dolayı değil. Mesele budur. Tevhidi anlatıyoruz. Mesele budur. Sistemin kökü laiklik üzerine kurulmuş. Tevhid bunu reddediyor. Mesele budur. O halde kıymetli kardeşlerim, herkes çevresinde tevhid anlatacak.